Ekopolitik'ten merhabalar. Türkiye'nin gerçek gündeminde birlikteyiz. Bugün Ekopolitik'te denetimi, bağımsız denetimini ve özellikle odalar üzerinde akılları karıştıran oyunları diyeceğim. Bu ifade doğru sanıyorum. Oyunları konuşacağız. Hatırlayacaksınız aslında birkaç senedir bu mesele gündemde. Yine bu senenin başında 2013'ün ocağında, 3 ocağında gazetelere bir ilan verdi Ankara Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odası ve Sayın Başbakan'a açık bir mektup yazdı. Ardından yine biz programımızda konuşmuştuk. İş şiddetini arttırdı. Bu konuyu uzun zamandır gündeme getiren bir diğer oda ve meslektaşlar geçtiğimiz günlerde Taksim'de yürüdü. Özellikle angaryaları istemiyoruz, mesleki sorumluluklarımıza sahip çıkmak istiyoruz gibi birçok temanın üzerinde durulduğu önemli bir yürüyüştü ve çok da ses getirdi. Bugün bu yürüyüşü ve tabii ki ne olduğunu konuşacağız. Çok değerli bir konumuz var. İstanbul Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odası Başkanı Sayın Yahya Arıkan bugün Ekopolitik'in konuğu. Sayın Arıkan hoş geldiniz efendim. Evet, önce şuradan başlayalım. Bir mali müşavir çıkışı çok önemliydi ve 5000'i geçkin insan Taksim'de yürüdü. Bir kere niye yürüdü buradan başlayalım. Detaylandıralım sonra. Şimdi önce bir şeyi düzeltmek istiyorum. Çünkü bizi epey izleyen meslektaşım var. Ankara odamızın yanı sıra İstanbul ve İzmir odalarımızda bu ilanları tüm hafta birlikte verdiler. Doğru. Çünkü alınırlar, bizde biraz alınganlık var. Tamam, hemen düzeltelim. Onu düzeltelim. Tabii biz bu sene muhasebe Ciler günü olarak kutladığımız süreci hafta olarak kutlamaya karar verdik ve bundan sonra 1-7 Mart tarihleri muhasebe haftası olarak tüm Türkiye'de kutlanacak. Tabii haftaya biraz buruk girdik. Hı hı. Sorunlarımız var. Her mesleğin kendi içerisinde olduğu gibi sorunları var. Aslında her meslek kendine göre son derece önemli ama mali müşavirlik mesleği işlerinde en önemli mesleklerin başında geliyor. Eğer bir ülkede ekonomi kayıt altına alınmamışsa, ekonominin uzantısı olan raporlama dediğimiz olgular sağlıklı düzenlenmemişse, gelecekle ilgili olan tahmin yapmanız mümkün değil. Böylesine bir mesleği sürdürüyoruz, icra ediyoruz ve ağır bir iş yükü üzerindeyiz. Şimdi muhasebe mesleğine uzaktan bakıldığı zaman çok kolay yapılan bir meslek olarak görüyorlar. Başta bunu müşterilerimiz farkında değiller. Halbuki 40'tan fazla mevzuatı takip eden ve son yıllarda özellikle Türkiye'nin elektronik ortamdaki yeniden yapılanma süreci hem vergi dairesinde hem SGK'nın hatta Gümrük ve Ticaret Bakanlığı dahil her şey elektronik ortamda yapma sürecinin bunun en büyük ağır yükünü meslektaşımız çekiyor. Ve o uyum süreci bir maliyet de getirdi. Bir maliyet gerekiyor. Bir de bu maliyetin iki boyutu var. Bir maddi boyutu var, yatırım boyutu var. Yatırım boyutunda devletten 1 lira katkı almadan herkes kendi olanaklarıyla bu altyapılarını kurarken ama asıl boyutu manevi dediğimiz zamanı yetmemesinden dolayı çalışma süreçleri. Hatta öyle bir noktaya geldik ki insanlar özellikle beyan süreleri son günlere yaklaştığı zaman yetiştiremez durumda kalıyorlar. Evlerine dahi gidemeyen bir mesleği sürdürüyorlar. Bu anlamda dertliyiz, bu anlamda sıkıntılıyız ama işin özü şu, bu konudaki yetkili olan ilgili bakanlıklar, bürokratlar, kapısını açan var, açmayan var. Kapısını açan iş çözüyor, kapısını açmayan sorunu büyütüyor ve bunun faturasını benim meslektaşım çekiyor. Vergi haftası nedeniyle paydaşlarımızı ziyaret ettik, ediyoruz. Hem TÜRMOP ve başkanlar düzeyinde dün Ankara'da ziyaretlerde bulunduk. Hem İstanbul'da bulunduk. Bir şeyin altını çizmeye çalışıyorum. Türkiye'de kayıt dışı ekonomi önlemek istiyorlarsa, vergide adaletli bir sistem oluşturmak istiyorlarsa, bunun birinci sorumlusu olan biz meslek mensuplarının sorununu çözmekten geçiyor. Meslektaş evine giderken bürosunu düşünmeyecek ki, yani işi bürosunda kalacak ki, evinde huzur içerisinde akşam çoluğuyla çocuğuyla yemeğini ve sohbetini yapabilmeli. Versin kalktığı zaman da huzur içerisinde bu ülkeye hizmet edebilsin. Genelde gidebilirse dosyalarla birlikte gidiyor değil mi? Tabii bir de artık o da artık şey oldu. İnternet var biliyorsunuz. Hı hı. Evine gidiyor, internete bağlanıyor. İnternette yine kaldığı yerden devam ediyor.
Şimdi bunun altını çok özür diliyorum, çizmemiz gerekiyor, çözmemiz gerekiyor. Bunu çözdüğümüz takdirde hem ülke bundan katkı görecek, hem de mali müşavirler huzurlu şekilde meclise sürecek. İşte bu amaçla Taksim Meydanı'nda 1 Mart günü bir basın açıklaması yaptık. Bizim yürüyüş filan düşüncemiz yoktu. Ama oraya gelen insanlar dolu. Haykırmak istiyorlar sorunlarını. Basın açıklamamızdan sonra tünele kadar 5000'den fazla arkadaşlarımıza yürüdük. Neleri söyledik? Şunları söyledik. Angaryalarımız var. Bir önce anlatmaya çalıştım. Biraz açalım onları şimdi tek yani tek. Yani angarya dediğimiz nokta şu. Yaptığımızın işin bedelini almama konusudur. Naci Kota çıkıyor, meslektaşı yüklüyorlar. BHBS çıkıyor, meslektaşı yüklüyor. Ek bir bilgiye ihtiyaç var, meslektaşı yüklüyor. Güzel de bu yüklediğiniz işlerin karşılığında para alamadığınız zaman bu angarya dönüşüyor. Angarya dediğimiz mevzu bu. İkincisi, bunların süreleri artık gözden geçirmesi gerekiyor. Eskiden süreçler farklıydı, şimdi süreçler farklı. Sürekli her beyanname dönemi geldiği zaman haklı olarak meslek mühendisliği odasını arıyor. Beyanname uzayacak mı diye soruyor. Öyle günler yaşadık ki Çetin Bey, saat 23.48'de beyanname uzayacak açıklamasında bulundular. Şimdi Sayın Bakan Şimşek biraz adım attı. Biraz diyorum ona da. İşte en azından 10 dakika kala açıklamıyorlar. 2 gün önce, bir gün önce açıklıyorlar. Bu bile rahatlatıcı. Ama diyorum ki gelin talebimizi aktarmaya çalışıyorum. Şu beyan sürelerini makul sürelere çekelim. Örneğin KDV 24'ü yerine 29'una çekelim. Geçici verginin 14'ü yerine 20'sine çekelim. Son dönem geçici vergi beyannamesini kaldıralım diyoruz. Katma değer vergisi beyannamesi ayrı, muhtasar beyannamesi ayrı. Bunları birleştirelim diyoruz. Buna benzer talepler hayata geçtiği zaman biraz meslekleşme nefes alacak. Bana hatta geçen vergi dersi başkanı sordu. Ya dedi, bu süre uzarsa bu tarihler çekildi, bir daha uzatma talebi bulunur musunuz? Ben de tüm arkadaşım adına söz veriyorum. Olağanüstü bir şey olmazsa sürece Türkiye'de uzatma talebinde bulunacağımızı ifade ediyor. Bir şey sorabilir miyim Sayın Başkan? Daha başka konular da var, onlara gideceğim. Mesela şu altını çizdikleriniz son derece teknik konular. Yani rahatlıkla ilgili meslek odalarını, muhatapları bir araya getirip bakanlık düzeyinde bir istişareyle, çok rahatlıkla belki bir yönetmelikle bile veya bir tebliğle bile halledilebilecek bir sefer. Niye halledilemediğinin sorusunu kendime sormaya başladım şimdi. Şimdi tabii çok güzel yakaladınız konuyu. Buna benzer birkaç daha konu ifade etmeye istiyorum. Şimdi öyle meslek mensupları parasını almadığı işin makbuzunu düzenlemek zorunda. Katma değer vergisi yasasında diyor ki hizmeti teslim ettiğim zaman diyor KDV doğar diyor. Ödemeyi ama aldığınız şey, zaman diye düzeltirsiniz. Mesela biter. Evet, mesela kirada biliyorsunuz, kira gelirini elde ettiğiniz zaman bunun beyannamesini veriyorsunuz. Eğer şu anda Mart ayı beyanname dönemi olduğu için söylüyorum. Eğer kira gelirini elde etmemişseniz bir beyanname verme söz konusu, bir tahakkuk esas yoktur kirada. Bizim meslektaşımız da bunu istiyor örneğin. Bir başka konu hakikaten çok basit, çok güzel yakaladınız konuyu. Düzeltmeler veriyoruz. Örneğin kayıt dışı akını önlemekle ilgili BABS dedikleri alış ve satış faturalarını veriyoruz. Her ay düzenli olarak. Ve her ay inanın bu bildirimler bulunurken meslek mühendisi bu tek tek mutabakatlarını yapıyor. Karşı firmalardan kontrolünü yapıyor. Ama diyelim ki bir vergi dairesi numarasını yanlış yazdınız. Bir şey yanlış oldu. Düzeltmeye kalktığınız zaman cezalarla karşı karşıyasınız. Yani bu vergi mahtarı ile ilgili olmayan bir şey. Buna benzer 3-5 tane konudaki talebimizi diyoruz ki ya artık bunu artık çözün. Çözün ki meslek mevzusu biraz anlattığım şekilde evini rahat giysin. Şimdi bakın her şeyin temeli ekonomidir biliyorsunuz. Eğer benim meslektaşım ücretini zamanında alamıyorsa en son maalesef parayı biz alırız biliyor musunuz Cetin Bey? En son muhasebeci maliye şerri. Doktor verir, arkadaşlarım doğru. Kızmasınlar. Doktora giderken parası yoksa kimse muayene olamaz. Avukata giderken yine avukat dostlarım da kızmasınlar. Para vermezse dava açmazlar onu söyleyeyim. Ama biz bekleriz. Yani gerçek doktor da biziz, gerçek avukat da biziz. Meslektaşım
Ya işte bugün alırım, yarın alırım endişesi değil ama ne oluyor? Bunlar kan topluluğu birikiyor ve dönememeye başlıyor. Buna benzer birkaç konu yaptığınız zaman, bir de size dışarıda ifade ettim. Ben düzgün bu işi yaptığım zaman, haksız rekabetin konusu budur. Benim iş güvencemi yasalar sağladığı zaman, inanın yarın sabah kalktığı zaman Türkiye'de kayıt dışını bu kadar konuşmayacağız, biliyor musunuz? Bunlar taleplerimizin bunlar. Ya bunu, bunlar işte yani. Bunu ben çözemiyorum. Yani mesela öyle bir şey istiyorsunuzdur ki bir yasal düzenleme gerekiyordur. İşte mecliste bu konuda komisyon kurulacaktır tartışılacak. Hayır, bunlar rahatlıkla bakanlık düzeyinde yapılabilecek şeyler. Belki bakanlar kurulunda düzenlenebilecek şeyler eğer biraz daha üstse. Nedenini çözemiyorum. Nedeni herhalde birileri bunu engellemeye çalışıyor. Yani meslek olan olayını çözmeyin, biz çözeriz şeklinde bir takım telkinler olduğunu tahmin ediyorum. Ama bu yolda Türkiye'nin bireyleri varmayacağını tüm bürokratların da başta gördüğünü biliyoruz. Yapanlar var. Şimdi örneğin Gümrük Ticaret Bakanlığı, hakkını yemeyeceğim. Mesela meslek mensuplarımızın iki tane sıkıntısı vardı. Bunlardan bir tanesi, hatırlarsın, Aralık ayında sizi tahsisnamesi alınacaktı. Olmaz dedik. İstanbul Odası Başkanı ile gittik, Ticaret Odası Başkanı anlattık, ettik. Onu düzelttiler. Şimdi bir de kapanışlar vardı biliyorsunuz. Mart ayı sonuna kadar yemeği defterin onayı gerekiyordu, kapanış onayı gerekiyordu. Yetiştiremeyiz dedik bunu. Şimdi torba yasada bugün plan bütçede görüşülecek. Orada da Haziran sonuna kadar çekme talebini yaptılar. Bir başka bürokrasi SGK örneği. Ne zaman ise işte Fatih Acar müsteşar oldu. Kapısını açmıştır. Sorunlarımızı götürüyoruz. Evet diyor. Bakan da öyle. Sayın Çelik de öyle. Yani 3 ayrı bildirim veriyorduk. Ya dedik, bu bürokrasiden kurtarın meslek mensuplarını. Hemen tak 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 talimatı verdi. Kaldırdı. Yani bu işler evet. Bu kadar kolay işte. Bu ben o yüzden kolay, evet. Yani çözemiyorum. Bence, niye bence sorunları aşılamadım. Artık işin başına daha akil insanların geldiğini gözlemliyorum. Ben burada İstanbul Belediyesi Başkanı'nın, yeni başkanın, Sayın Mustafa Dakı'nın bu kapıları açan bir insan olarak görüyorum. Biz bireysel bir talepte bulunmuyoruz, biraz önce konuştuğumuz gibi. Meslektaşın talepleri de o kadar çok böyle ağmışan bir şeyler değil. Bunu ben aşılacağına inanıyorum. Yani böyle bir süreç başladı. Zaten eğer Türkiye'deki çok sızlanan kayıt dışı ekonomi çözme konusunda bürokrasi, siyaset ısrarlıysa, adres bizden geçtiğini artık herkes biliyor. Ama bugün 100 bine yakın meslektaş sıkıntıda diyorsunuz. Şimdi aslında mali müşavirler ve serbest muhasebecilerin şöyle bir özelliği vardı. Bizim ekonomi basını biraz ıskalar bunu ama sizdeki fotoğraf Türkiye'nin yansımasını verir. Yani sizler paranızı zamanında tahsil edebiliyorsanız, rahat rahat çalışabiliyorsanız, huzurlu çalışabiliyorsanız Türkiye ekonomisi çok iyidir. Kesinlikle doğru. Şimdi doğru. Siz bu kadar bravo, sıkıntı çekiyorsanız sokağın fotoğrafı aslında yansıyor. Yani niye insan mali müşavirinin ya da muhasebecisinin parasını ödemez? Kötü niyetli değilse, onları ayrı bir kenara koyalım. Normalde ödeyemediği için ödemez. Biraz tercih sırasında sona kalıyorsunuz. Öyle bir sıkıntı var. Mesela hiç size ekonomiyle ilgili yorum istiyorlar mı? Bence bütün piyasaların can damarını bilen sizlersiniz. Hiç fotoğraf istiyor mu sizden yöneticiler? Şimdi tabii bizim başka bir sıkıntımız da dünya geliştikçe, teknoloji geliştikçe her şey gelişiyor Türkiye'de. İstanbul'un ben yıllar öncesi fotoğrafını hatırlıyorum. O kadar değişti ki şimdi gökdelenler, süpermarketler, bambaşka bir şehirde yaşıyoruz. Meslek de kabuk değiştiriyor. Şimdi mesleğimizin de artık tek başınıza bu işi yapma dönemleri tarihe karışıyor. Ayakta kalmak, güçlü kalmak ve müşterinin ihtiyaçlarını karşılayabilmek için artık biz de kurumsal yapılarımızı kurmamız gerekiyor. Mesela İSMO her zaman önderdir bu konuda. Bir kurumsallaşma birimi kurduk. Üyemiz müşterisine kaliteli hizmeti nasıl verebilirle ilgili bir yol haritasını gösterip bir birim kurduk. Niye gelmeyi istiyorum? Sorunuzla bağlantılı. Biz bedavadan danışmanlık yapıyoruz. Aslında dünyada bilgi paradır aslında. Tabii. Para karşılığıdır. Para karşılığı. Mesela uluslararası bir firmaya gittiği zaman, kurumsal bir firmaya gittiği zaman
bir dakika der, talebini alır, yazı halde raporunu gönderir, arkasından da 10-20 bin dolar faturasına gönderir. Öyle değil mi? Doğrudur. Ama bizde tam tersine müşterimiz, biz müşteri diyoruz, mükellef vergi dairesini biliyorsunuz. Müşterimiz her zaman bize sorar, hata yapmamak için danışır ve biz meslek mensupları da onlara ücret almadan danışmanlık yapan böyle bir yapımız var maalesef. Şimdi bu buradan nereye geleceğim? Bu kritik bir noktaydı. Bağımsız denetim meselesine geleceğim. Şimdi bu yönetmelikle ilgili geri çekilmesine yönelik talepleriniz uzun zamandır var. Demin altını çizdiğiniz gibi bu işler gazete ilanlarına kadar döküldü. Şimdi bir tarafta böyle çalışan ve yılları sahir hizmet veren bir grup var. Hatalar vardır yoktur, onlar ayrı tartışma konusu. Onun zaten odalar bunun için vardır, o hatalar düzelsin, yenilensin, revize edilsin diye. Diğer tarafta bu bağımsız denetim yönetmeliğiyle yıllardır bu işe hizmet verenleri devre dışı bırakabilecek tehlikeleri içeren bir yapı var. Bunu da konuşalım. Çünkü siz eğer Türkiye ekonomisinin özetini verebilecek konumdaysanız, içeri kadar eğer siz değil bir başkası tek ele girerse dışarı da verebilir. Şimdi 1 Mart günü yürürken büyük bir yapış vardı. Kamu Gözetim Kurumu dur diye. Meydanlarda da vur vur inlesin, kamu gözetim dinlesin diye arkadaşlarımız sloganları attılar. Şimdi burada tabii sizin biraz önce ifade ettiğiniz gibi Enron skandalından sonra bağımsız denetim yapanların bağımsız bir kurum tarafından gözetlenmesi ihtiyaç haline geldi. Hı hı. Çünkü ortada bir skandal yaşandı. Yaşandı. Ve bunun üzerine tüm ülkeler meslek örgütlerinin dışında bir gözetim sistemleri kurma sürecine girdiler. Şimdi bakın, biz bunu daha basın açıklamadık. Topluma da açıklamadık. Geçtiğimiz günlerde bir arama toplantısı yaptık. Bunu çoğaltacağız. Her tarafa da dağıtacağız. Şimdi bu arama toplantısına biz tarafları, herkesi çağırdık. İSMO'nun zaman zaman bu tip arama toplantıları oluyor. Hı hı. Geçmişte enflasyon düzeltmesinde yaptık. COBİ TFR'sinde yaptık. Mesela şu anda bu kurumu yaptığı en büyük hatalardan bir tanesi şu, geleceğim konuya. Diyor ki bağımsız denetim sürecinde diyor, daha doğrusu halkın anlayacağı dedi, şöyle söyleyeyim. Diyor ki tüm firmalarda diyor, orta, küçük, küçük, orta, büyük ölçekli tüm firmalar diyor, muhasebe standartlarının tam seti kullanılacak diyor. Şimdi bunun bir maliyeti var. Hı hı. Mesela dünyada şu tartışıldı, hala bitmiş değil ve sorarlar bir gün insanlara. Sen küçük ölçekli bir firmaya veya orta ölçekli bir firmaya, yürü düşük olan bir firmaya sen muhasebe standartını tam seti nasıl uygulayacağız? COBİ diye bir tanım var bildiğiniz gibi. Aynen öyle. Bu anlamda COBİ'lerin dünyanın tartıştığı nokta daha basitleştirilmiş bir standartların uygulanması. Ki mesela İtalya'da bu yapılıyor. Birçok yani birçok ülkede yapılıyor. Tabii. Ama bu kurum ilk önce dedik ben tam seti uygulayacağım dedi. Tam set nerede uygulanırsın? Halka açık firmaların muhasebe standartlarında tam seti kullanırız. Şimdi dönüyorum. Bilim adamları var. Mesleki derneklerimiz var. Onlar bir ortak akıl arama toplantısı düzenledi. Şimdi bir kere bu kurum dünya örnekten uygun bir kurum değil. Hı hı. Şimdi Türkiye'de bir hastalık var. Mesela 150 ülke varsa 150 ülkenin ağırlıklı uygulama boyutunu almıyor. İşine gelen, diyelim ki Uganda'da varsa Uganda'dır. Ben Uganda'yı aldı diye örnek vermiyorum. Bir iki ülkede var bu model. Nedir bu modelin özelliği? Birden fazla görev üstlenmesi. Şimdi bu kurum öyle bir yanlış doğdu ki bir kere bağımsız bir kurum değil. Kamu ağırlıklı bir kurum. Gözetim kurumu bağımsız olacak ki siyasi iradenin etkisi altında kalmadan gözetleyebilmeli, denetleyebilmeli. Denetim yapan kurumlar buna çok iyi dikkat etmeli. Çünkü bir yerde aslında hani kimsenin kimseyi mağdur etmemesi gereken, adalet dağıtması gereken bir kurum. Elbette. Ama oluşumuna bakıyorsunuz, 9 kişilik kurumun oluşumuna bakıyorsunuz. Başkanı hükümet tarafından atanıyor direkt olarak. Geri kalan
8 kişinin 2 tanesi meslek örgütünün temsilcisi var. Biri bizim TÜRMOB'un, bir de TOB'un. Onun dışında hepsi kamudan gelen insanlar. Kamudan gelen atamaların bağımsız olduğunu bu kurumu söyleyebilir misiniz? Birinci nokta bu. Bu kurum bağımsız değil. İkincisi, birçok ülkede, dünyanın birçok ülkesinde muhasebe standartları ve denetim standartları ayrı özel kuruluşlar tarafından sürdürülüyor. Şimdi bu kurum tüm yetkilerini aldı. Bu da yetmiyormuş gibi, ben diyor meslek mensubunun diyor lisanslamasını diyor, yani denetim yapacakları diyor ben belirleyeceğim diyor. Ya insaf, her yerde söylüyorum, her yerde anlatıyorum. Bugün bir meslek mensubu Çetin Bey mesleğe girebilmesi için üniversite mezunu olacak. Staja başlama sınavına girecek. 3 yıl staj yapacak. Yeterlik sınavına girecek ve ruhsat alacak. Ha şunu diyebilirsiniz. Ya buradaki sınav konuları bağımsız denetime ağırlıklı değildir. Artık bu sınav konuları biraz daha bunu ağırlıklı yapalım, itirazım yok. Muhteviyat tartışılabilir, muhteviyatı ayrı bir şey. Tartışabilirsiniz. Burada hiçbir problem yok. Ama deniliyor ki hayır efendim sen bu ruhsatın bir esprisi yok. Tekrardan 3 yıl staj yapacaksın. Tekrar sınava gireceksin. Yani 20 yıllık öğretmeni tekrar öğretmenlik sınavına sokmaya benziyor bu. Aynen öyle. Veya bir üniversiteden mezun oluyorsunuz. İstanbul Üniversitesi'nde ben Marmara mezunuyum. Şişli Siyasal. Şişli Siyasal'dan almış olduğum bir diploma var benim. Hayır efendim bu diploma geçerli diyor. Ben seni yeniden diyor diplomanı vereceğim. Diyor. Ve sonuçta bir sertifika verecek değil mi size? Yani. Yine sertifika sektörü. Bir sertifika verecek. Şimdi biz bunlara ayağa kalktık. Şimdi biz diyoruz ki birincisi denetim herkesin hakkıdır diyoruz. Hı. Yani ruhsat alın herkesin hakkıdır diyoruz. Ama bu şu anlama gelmez. 90 bin kişi Türkiye'de bağımsız denetim yapacak diye bir kuralı yok. Çünkü iki iş bir arada yapılacak. Bir yandan finansal tablolar muhasebe tablona göre düzenlenecek raporlar. Diğer yandan da denetim standartına göre denetlenecek. Dolayısıyla finansal tabloyu düzenleyen ve denetlenen ihtiyaç var. 95 bin kişi ne finansal tabloyu düzenler ne de denetim yapar. Bir ki bunu böyle görmek gerekiyor. İkincisi ayrım yapmayın diyoruz ünvanlar arasında. Örneğin yemin malmışları farklı kıyak bir yok böyle bir şey yok olaydı. Eşit davranın diyoruz. Üçüncüsü bir eğitim kaynak aktarması var. Bunu burada paylaşmak zorundayız. Lütfen. Bu ülkenin kaynaklarını kimse bir yere heba edemez Çetin Bey. Şimdi nedir özelliği? Daha bu kurum ortada yok. Türk Ticaret Kanunu çıktı an itibaren TÜRMOB ve odalarımız bir eğitim projesi hazırladık. Türk Ticaret Kanunu, KOBİ standartları ve de denetim üzerine. 7 iş günü ve 100 saatte internet üzerinden sanal ortamda eğitimler ve bunu biz Türkiye genelinde meslek odaları sorumluluğu çerçevesi içerisinde 7-8 üniversitedeki hocalarımızın birikimi ve katkılarıyla ayrıca uygulamacı firmaların uygulama örneklerini alarak bir model kurduk. Ve bunu üyemize ücretsiz olarak verdik biz bu eğitimleri. Ve şu anda bu eğitimleri Türkiye genelinde yine seslenirim kamu gözünü dur diyoruz, yanlıştan dön diyoruz. Geç değil hiçbir şey. Ortada belki biraz sonra kuruyoruz da denetim yapacak firma yok şu anda ortada. 2.500 tane firma var. Bunlar zaten halka açık firmalar gibi büyük firmalar. Ama Türk Ticaret Kanunu ruhunda olan tüm firmaların bağımsız denetim olduğu zaten şu anda yok. Bu eğitimlere şu an İstanbul'da 15 bin kişi katıldı. Türkiye'de 45 bin kişi katıldı. Ve inanın kar yağdı karda. Akşam, hafta sonu ailelerinden fedakarlı insanlar bu eğitimlere katıldılar. Diyor ki bu kurum, hayır ben bu eğitimi tanımam diyor. Ya sen nasıl tanımazsın? Gerekçe ne? Hiçbir mantığı yok. Şimdi hani bunu söyleyenin Çetin bir Bey, gerekçe bakın, koyması. Yani sakin olayım diyorum ama olamıyorum. Yani bir gerekçe göster der ki ya bu eğitimler kalitesiz der. Bu eğitimlerin bir içeri boş der. Bu eğitimler anlamsız der. Hepsini kabul ederim. Hayır, ben yeniden sertifikalanmışım. Yok siz ya sen şimdi sert konuşmak istemiyorum. Yani hangi mantıkla sen bunu reddedebiliyorsun? Oturursun dersin ki ya sizin bu eğitiminizin şu kısmını tamamlarsak bir kaynak çünkü. Şimdi bak ne yaptılar yerine? Üniversitelere yetki verdiler. Şimdi meslektaşın kafası karışık. Ve bizim 1 lira ücret almadığımız bu eğitimlere 3-4 bin lira rakamlarla insanlara bir masraf yaptırmaya çalışıyorlar. Yapın 40 bin 50 bin insanı
5000 liranın ortalama masrafı yaptığı çok zaman ciddi rakam 250 tutar. Trilyon para yapar. Bu kadar bu ülkenin kaynağı bol mudur olay? Yapılmış olan bir eğitim. Kaldı ki bakın en önemli nokta şudur. Bu eğitimleri tamamlayanlar gerek bizde gerekse kamu gözetimlerini tamamlayanlar bağımsız denetim işini yapıp yapmayı öğrenmiyor ki. Eliyorsunuz insanları sadece. Eğitmek odaların işi. Biz öyle bir program yaptık ki uygulama yönelik insanların eksiklerini tamamlamak üzerine kurduk. Bizim eğitim modelimiz bu. Şimdi bunu yok sayıyor. Dedik ki biz bunu tarayın dedik. Üçüncü nokta bu. Dördüncüsü bir önce bahsetmiş olduğunuz bağımsız denetim yönetmeninde bir tek yerinde tüm o sözcüğü geçmiyor Çetin Bey. Bir tek yerinde. Ya bu kadar bir meslek örgütüne alerji duyar mı bir kurum? Bir dakika bunu biraz detaylandıralım mı? Şimdi bu çok önemli bir şey. Şimdi siz herhangi bir Turmoplu kastediyorum. Herhangi bir dernek değil. Elindeki yetkiyi, sorumluluklarını, her şeyini anayasadan alan odalar böyle. Bir kurumu yok nasıl sayarsınız? Şimdi bunun bir kere başlı başına konuşulması gerekmiyor mu? Kesinlikle katılıyorum. Bakın bir iddiamı söyleyeyim. Bunu birkaç yerde söyledim. Siz biraz önce bir şeyin altını çizdiniz. Enron skandalı dediniz. Bu kurum bu anlayışından dönmezse Enron skandalının beter bir kurum olur. Beni sevmediklerini biliyorum. Neden? Gerçekleri anlatmamızdan dolayı. Biz diyoruz ki bu iş gençlerin hakkıdır diyoruz. Gençlerin önünü kesme diyoruz. 15 yılı dolduran meslek mensuplarına işte bağımsız denetim eğitime katılma kaydı bu yetkiyi veriyorsunuz. Yani. Peki 15 yıl doldu mu insanlar ne olacak? Mesleğine giren gençler ne olacak? Onların yönünü kesiyorsun. Ha sen şunu yap. Bunu bir engel yok ki. TÜRMOB'un biraz önce o konuya geleceğim. Önemli konu bir tek kelime geçmemesi boyutuna. Sen TÜRMOB'un ruhsatını kabul edersin. Mal müşavir veya YMM'nin ruhsatını. Oturursun denetim yapacakların. Bu işi adam gibi yapıp yapmadıklarını kaliteli olarak denetleyip denetimi kontrol edersin. Dünyanın özü bu. Gözetim kurum mantığı da bu. Buna bir engel yok ki. Ama yapılmak istenen kalk oradan ben yapacağım. Yapılmak istenen, şimdi bakın biraz önce deminki mevzuya geliyorum. Yönetmenin bir yerinde TÜRMOB kelimesi geçmiyor. Bu alerjinin altında herhalde kendini meslek örgütlerini koymak isteyen bir anlayışla karşı karşıyayız. Bu kurum özür dileyecek yeri geldiği zaman. Çetin Bey bu kadar net konuşuyorum. Bu kadar basit değil bu işler olayın. 95 bin ekmeğiyle kimse oynayamaz. 95 bin kişi karmaşa etme kimsenin hakkı yoktur. Biz bir şey istemiyoruz ki. Bireysel bir şeyimiz yok ki. TÜRMOB'un ruhsatını tanı, TÜRMOB'un işbirliği. Bakın ben diyor disiplin cezası ben vereceğim diyor. Size soruyorum. Bir meslek mensubunun disiplin cezası o da verir. Ve bu konuda çok titiziz odalarımız. Örneğin bir kişi bağımsız denetim dışında örneğin mali müşavir işinden dolayı meslekten geçici men cezası vermiş olduğunuz birisini siz bu bilgiyi nereden alacaksınız? Bu bilgiyi size kim verecek? Biz vereceğiz. Ama bizim işbirliği yok. Yani adam elini kolunu sallayarak ceza almış olan bir adamı sen bağımsız denetim yetkisi verebilirsin. Bir dakika. Böyle bir şey olabilir şimdi mi? Benim çözemediğim mesele şu Sayın Arıkan. Benim vatandaş olarak bu bütün yasa, anayasa benim vatandaş adına verilen şeyler değil mi? Benim vatandaş olarak anayasal hak verdiğim bir kurumu hangi yetkiyle tanımıyor? Ben bunu çözemiyorum. Ben vatandaş olarak anayasama yazmışım ve size o yetkiyi vermişim. Bir kurum çıkıyor diyor ki ben hayır onu tanımıyorum. Burada bir gariplik yok mu? Şimdi yani gariplik mi, sözcükler ifade etmem zorlaşıyor, altında başka nedenler mi var? Başka oyunlar mı var? Bunu zaman gösterecek. Ama ortada bir gerçek var. Gerçek şudur. Dünyada ağırlıklı olarak örnek verdikleri aldıkları yerler örneğin Uluslararası Muhasebe Federasyonu İFAK var. Hı hı. Bir örnek vereceğim. Eğitimle ilgili olan verdiğimiz eğitimin İFAK'a götürelim. Desin İFAK ya sizin bu eğitimleriniz uygun değildir. Veya bu eğitimler yetersizdir. Her şeye razıyız biz olaydı. Ama hiçbir şey ortaya konmamış. Yani sen bu eğitim elin tersini itemezsin. Bilimsel anlamda inceletmek zorundasın. İnceleteceksin ki bu kadar emek, bu kadar ülke kaynaklarını sokağa atamayız. Yani ben yeni bir kurum, kuruluşun altında başka oyunlar olduğunu zannediyorum.
Çok net sorabilir miyim size? Belki de altında bir meslek örgütü yaratmaya çalışıyorlar. Çok net bir şey soracağım o zaman. Çünkü bunu hep tartışılıyor bu. TÜRMOP'u bu devre dışı bıraktık. TÜRMOP devre dışı kalınca 100 bine yakın meslektaş da zaten sahipsiz kalacak. Ve öyle standartlar getiriliyor ki birçoğunun da aslında yerine getirmesi mümkün değil. O hani tam paket uygulaması gibi. Ve neticede korkulan ve altı çizilen, hep ifade edilen şu: 3-4 tane büyük firmaya bütün Türkiye'deki ekonominin denetimi bırakılacak. Reel ekonomiden bahsediyorum. Bu tablo çok mu uzak? Ben böyle bir tablonun önce olmamasını diliyorum. Çünkü böyle bir tekelleşmenin Türkiye'nin kaldıramayacağına inanıyorum. Ki büyük denetim firmalarının sahiplerini her zaman şunu söyledim: hepsi Türktür, buradaki Türkiye başkanları. Eğer siz pazarı tek başınıza paylaşmayı düşünüyorsanız, bu pazarda barınamayacaklığını ifade etmiş kendimi. Bu pazar paylaşıldığı sürece, yani 95 bin meslek mühendisi ekmek yediği sürece pazarda herkes varlığını sürdürebilir. Bakın, konu o kadar birbirine bağlantılı ki sırf olayı bağımsız denetim olarak baktığımız zaman yol almanız mümkün değildir. Örneğin kayıt dışı ekonomiyi tartıştığımız zaman siz diyelim ki 50 tane 100 tane firmayı mercek altına aldınız ama onun kılcal damarı olan KOBİ'leri mercek altına almayıp onları yok sayarsanız kayıt dışı önleyebilir misiniz? Asıl sorun orada yaşanıyor zaten. Şimdi bu işte böyle bir şey. Yani bağımsız denetim, bir an önce ifade ettiğim, tüm dünyada mesleğin iki tane temel direği var. Bir tanesi finansal tabloları düzenleyiciler, kayıtları tutanlar, bir taraftan da denetleyenler. Hangi birisi olursa olsun birbirini yok sayarak Türkiye'de denetim işini veyahut da geleceği kurma şansları yok Çetin Bey. Böyle baktığımız zaman sorunu çözeriz. İşin çözümü burada geçiyor. Tek başına bağımsız denetim hiçbir şeydir. Tek başına finansal tabloyu düzenlemek hiçbir şeydir. Karşılıklı bir eşgüdüm içerisinde, bir değer içerisinde, saygı sevgi içerisinde, standartlar içerisinde, paylaşma duyguları içerisinde olduğu takdirde herkes bu piyasada yerini alır, payını alır, huzurunu alır ve ülkede amacına ulaştığı bir boyuta gider. Şimdi bunun özü nedir? Türk Ticaret Kanunu'na dayanıyor. Hı hı. Yeni TTK'nın özelliği neydi? Şeffaf, hesap verebilir, denetlenebilir bir Türkiye kurmak açısından. Siz bunu ortadan kaldırıyorsunuz. Bir ayağa bağımsız denetçileri ayrı bir yasal bir yapıya koyduğunuz zaman büyük çoğunluğu olan finansal tabloyu düzenleyicisi, muhasebe tutanları yok sayarsanız kusura bakmayın, bu ülkede bir şey yapamazsınız. Bunun farkında değiller. Bence bu bürokrat arkadaşın acemiliği olarak ben veriyorum. Böyle laflarımı seçerek kullanmaya çalışıyorum. Veya yanlış bilgiler veriyorlar. Veya meslek örgütümüzü iyi tanımıyor. Mesela iyi tanıyan bürokratlar kapını açmış vaziyette. Hı hı. Biraz önce örnek verdim. SGK açmış, Maliye Bakanlığı açmış, Gümrük Ticaret Bakanlığı açmış. O da açacak kapıyı. Bunun başka adı yok. Çünkü biz üzüm yemek istiyoruz. Bizim tek derdimiz üzüm yemek. Ama adaletli. Gençlerin önünü kesmeden. Bizim biraz anlattığımız sorunlarımıza sahip çıkan, kurumsal yapının kurmamıza sahip çıkan, tahsilat sorunuyla ilgili örneğin vakit olmuşsa anlatmadım. Artık diyoruz ki bankadan geçsin her şey. Ücret tariflerimiz böyle bir bakanlığın ağzından çıkan lafıyla oluşmasın. Zaman endeksi ücret tarifler kuralım. Ne kadar emek veriyorsak karşına alalım istiyoruz. Başka bir şey istemiyoruz ki. Hak ettiğiniz ücret de istemiyoruz Çetin Bey yani. Peki. Sizinlik bunlar yani. Sürem bitti ama bir iki cümle şunu almak istiyorum. Aslında sorunu çok net ortaya koydunuz. Fakat yarın bu işi çözmeye niyetlendik. Yarın yeni bir gün. Hemen ne yapılması gerekiyor? TÜRMOP'la masa başına oturacaklar. Bir önce anlattığım dört tane konuda uzlaşı sağlanacak. Bağımsız denetim boyutunu bu şekilde bir huzura kavuşturacağız. İki, kayıt dışı ekonomiye giden yolda bir önce anlattığım meslek mühendisliğinin temel sorunları, işte cezalara bir bedel alınmaması, gelir KDV çelişkimiz, angare dediğimiz boyutlar, beyanname süreleri, tahsilat olayımızı çözdüğünüz zaman kayıt dışı giden yolda açılıyor. Bu iki şeyi de siz baştan çok güzel ifade ettiniz.
Hatta anlayamıyorum diyorsun, ne var bunun altında? Çok basit bunları çözmek. Niyettir. Bu niyeti gördükleri takdirde önce ülkemiz kazanacaktır. Ülkemizin de oranın kapısını dolaşarak borç para istemekten ziyade kendi kaynakları girecek kurması buradan geçmektedir. Ben bunun sağduyuyla oluşacağını inanıyorum. Tabii şey hiç konuşamadık, meslek odalarının geleceği konusunu. İnşallah başka bir programda konuşuruz. Öyle yapalım. Aslında birbiriyle çok, ilintili var. Bu aslında evet. Meslek odaları. Çünkü orada mesleki örgütlenme de yok edilmek isteniyor. Özellikle anayasa değişikliklerinde, bir önce siz birkaç kez söylediniz, 133. maddesinde yasal bir statüye kavuşmuş meslek odalarını oradan çekersiniz. Yani meslek odalarının kamusal sorumluluğunu ortadan kaldırırsanız işler iyi gitmez Türkiye'de. Hükümetler öneri toplayamaz. Hükümetlerin gelişmesine kimse katkı sağlayamaz. Meslek odaları bu anlamda kılcal damarlarıdır. Siyasal yelpazeleri, görüş aktaran, rapor aktaran. Bunu ayrıca ele almakta büyük bir yarar görüyorum. Yapalım, onu da yapalım. Ben çok teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ediyorum. Adına. Özellikle gözetim kurumunda yaşadığımız sıkıntılarımız başta olmak üzere tüm sorunlarımıza geniş bir şekilde yer verdiğiniz için tüm size ve şahsında Ulusal gibi teşekkürlerimi sunmak istiyorum. Biz teşekkür ediyoruz. Meseleyi takip etmeye devam edeceğiz. Beyazıyla bitirdim ama biliyorum ki hani olumlu tabloyla bitirdim. Olumsuz olursa bu 5000 kişi, 95 bin kişi yürümeye devam edecek. Kesinlikle. Onu da ben not olarak belirteyim. İzlenimim o yönde. İstanbul Servis Muhasebeci Mali Müşavirler Odası Başkanı Sayın Yahya Arıkan, çok teşekkür ederim efendim. Ben teşekkür ederim. Sağ olun. Sağ olun. Evet, çok kritik bir konu. Hani birçok izleyicimiz şöyle diyebilir. Canım muhasebeci mali müşavirlerin sorunlarından bize ne? Öyle değil. Burayı kaybederseniz bir kere Türkiye'de denetimi kaybediyorsunuz. Burayı kaybederseniz kayıt dışı ile mücadeleyi kaybediyorsunuz. Burayı kaybederseniz anayasanızı ihlal ettiriyorsunuz. Sadece burası değil, turma bu. Bütün odaları kastediyorum. Burayı kaybederseniz bakın 95 bin kişiye, yani bir şekilde mesleğe hak kazanmış insanları yeniden sertifika satılmaya çalışılıyor. Çok ciddi bir eğitim pazarına cepten kaynak aktarıyoruz. Hep altını çiziyorum, yine çizeceğim. 2006 yılı gece yarısı oturumunda çıkarılan Mesleki Yeterlilik Kurumu kanunu tekrar tekrar tartışılmalı bu ülkede. Çünkü bakın, neyi konuşursak konuşalım, hangi sektörü konuşursak konuşalım, altından bu sertifika pazarı çıkıyor. Bence tartışmakta fayda var. Her zamanki gibi bitirelim. Şartlar ne olursa olsun paranızı ticarete, üretime yatırmaktan, işinizi layıkıyla yapmaktan ve en önemlisi vatandaş olup hakkınızı aramaktan vazgeçmeyin. Hoşça kalın efendim.